Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Müsaadeniz var inşallah. Tabii estağfurullah. İsimler nedir abi? Deniz abim. Deniz. Kazım. Kazım abi. Kaç tane hayvan getirdiniz? 85 tane hayvan getirdik. 85 tane hayvan getirdiniz. Afyon Emirdağ'dan. Afyon. Evet. Hemşeri sayılırız. Yani aynen. Yörük insana. Ortalama nasıl gidiyor mesela satışlar? Abi satışlar şu anda çok durgun ya. Durgun. Çok durgun. Hafta sonu bir 10-15 hayvan sattık. Sadece Allah muvaffak etsin inşallah. Yani Bursa'nın halkı işi biliyor yani sonuçta. Son güne doğrudur. Depmesini de son günde iyi parayı almasını da kendileri de iyi biliyor yani. İnşallah güzel, güler yüzlü bir şekilde iki tarafta bu sene kurban geçer. Çünkü pandemi yani, de atlattık çünkü abi. Çünkü pandemi de atlattık tabii. Onlar için de zor yani. Gelir kaynakları olsun biraz çalışmadılar, yattılar sürekli. Yani hani biz de çiftçi olarak yani bunun tamam. üretimini yaptırıyoruz yani. Bize devamı olan, olan bize oldu yani. Abi. Yeter Allah ki... her iki tarafı da yüzünü güldürsün diyorum. Amin, ben canı gönülden. Zaten amacımız o bizim aynen. Video çekerken. Peki abi kaçtan başlıyor sizde fiyatlar? Abi 1700'den 2200'e kadar fiyatlarımız vardır. 1700'den 2200'e kadar. 200'e kadar. Aynen. Gösterme imkanımız var mı canlı tabii olarak? Tabii ki. Bu hayvan, şu hayvan. Yakan hayvanımız 2000 liraya satıldı abi. Satılmayanlardan göstersek daha iyi olur. Faydamız olur belki. Gelebilir miyiz? Abi, tamam. Şöyle daha net çekim alsın kardeşim bize. Mesela o tuttuğun hayvan ne kadar hocam fiyat mı? Fiyat olarak nedir? Bu hayvanımız 60 kilo. 60 kilo. 2200 lira. 2200 lira. Yani kurban piyasasını tutuyoruz yani. Doğru. Piyasanın altında veriyoruz. Gerçekten maliyetler yüksek olduğu için bu piyasalarda. Ya değilse yem 50-60 lirayı zamanındayken. Doğru. Bu kuzu 1400-1500 civarıydı. Doğru. Şu anda yem olmuş 180 lira bizim oralarda. Aile, yani. Zaten herkes yem fiyatlarından müzdarip. Yani aynen. Geçen videolarda da sohbetini yapmıştık. İnşallah daha güzel iyileştirmeler yaparlar çiftçiye ve üreticiye. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin. İnşallah güzel bir şey vesile olur. İnşallah. Sağ olun. Cümlemizin. Sağ olun. Yani. Hayırlı çalışmalar abim. Hakkını helal et. Tamam abi. Güzel yüzün, güler yüzün yeter. Şöyle. Uzaktan çek hayvan pazarını. Selamünaleyküm abi. Aleykümselam. Tekrar geldik sohbet etmeye sizlerle ama müsaadeniz varsa tabii. Abi, nasılsınız abi? Hoş bulduk abim, sağ olasın. Sağ olasın abi. Efendim gülüm. Hepsini paylaştık. Paylaştınız mı? Hepsini paylaştık gülüm benim. Nasıl tamam. Gidiyor küçük başlar? Ha, küçük başlar nasıl gidiyor? Abim evet. Soruyor. Şimdi evet. Kısadan iki don bir gri kurbancı yedi yani. Olsun. Sen evet. Bize göstereceksin mi bakalım evet, delikanlı? O taraf ben çadır. Tamam o tarafa da gelelim. Tamam. Buradan oraya da gelelim. Şimdi abi vardı rahatını bozmak istemedik uzanıyor. 2'de başlıyor 3'e kadar. 2.5'tan 3'e kadar hayvan evet, var evet, diyorsun. Evet evet. Kaç tane hayvan sattın abi daha? 2 tane sattım. 2 tane sattınız. Evet. Gene Bursa halkı gelsin alsın diyorsun. Kaç evet. Numara dedin abi? 51 numara. 51 numara. Peki tekrar bir canlı ağırlıklarına değinsek abi olur mu mesela? Şu önümüzdeki hayvan beyaz hayvan ne kadar? 2.5. 2.5 canlı ağırlık ne gelir abi mesela bu hayvan? Nasıl? Canlı kilo olarak mı? Kilo olarak abi. 60 kilo. 60 kilo gelir. Evet. Yanındaki kahverengi abi. O 70. 70 kilo. Onun fiyatı nedir abi? O 2.700. 2.700 diyorsun evet. Oğlum ben. O 75 kilo geliyor. 75 kilo geliyor. O da 2.900. 2.900 lira. Abi teşekkür ediyorum ben tekrar. Teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin. Helal olsun. Aleyküm abi. Aleyküm selam. Abi, hoş geldiniz. Sefa geldiniz. Hoş bulduk abi. Nasılsın? İyisin. Allah'a şükür. Hamdolsun. Satışları nasıl gidiyor abi? İyi Allah bereket versin. Sattık 20-25 tane. Maşallah abim. İyi güzel. Allah izin verse bu malı burada bitiririz. İnşallah abim inşallah. Bizim i̇nşallah, de vesilemiz bitiririz. İnşallah vesile oluruz. Güzel bir şeyler olur. Tavşanının leblebisi bunlar. Maşallah abi. Kaç tane hayvanı kaldı abi? Aşağı yukarı bir 130 tane falan var. Var. Daha var. Gelecek. Gelecek de var. Ay maşallah. Memleketten akşama gelecek. Yarın gelecek. İnşallah abim. Kaçtan başlıyordu abi sende fiyatlar? Tekrar bir hatırlatma olsun. 2200'den başlıyor. 3.5'a kadar koçum var. 3.5'a kadar koçum var. Evet. Peki 2200'lük dediğin hayvanı abi tekrar bir çekime imkanımız var mı mesela? Hayır göstereyim kaçtan sana. Başlıyor? Vallahi abi hakkını helal et. Zahmet veriyoruz ama. İstersen biz de gelelim abi yormayalım seni ya. Tamam. Tamam abi. Gel bakalım imamı.
daha rahat olur abi. Oraya kadar taşımazsın. Sena da yük olmaz. Boylara 2200 diyoruz. Nasip neyse. Canlı ağırlık nedir abi bunu? 2200 dediniz bunu. Bununla 60'a kilo. 55'a kilo. 55'a kilo, evet. Kilo diyorsun abi. Peki 3000 liralık dediğiniz hayvan abi? 3500 liralık dedim hayvanına. Şunlar. Şöyle. 3500 lira diyor bu hayvan ya. Abimiz. Evet. Bunun canlı ağırlığı nedir abi? Aşağı yukarı 110 kilo, 105 kilo civarında. Bugün. 110 kilo, 105 kilo. Evet, canlı. Peki abi ortalama bir tane de gösterelim. 2800-3000 arası. Tabii. Onlardan mesela abi gösterme imkanımız varsa. 2800-2900 dediklerimizde bunlar. 2800-2900 diyor abimiz, evet. Buna 43 numaraya. Canlı ağırlık ne gelir abi bu? Valla bu hayvan aşağı yukarı 33 kilo, 35 kiloya yakın et vermesi lazım. 70 kilo, 75 kilo canlı ağırlığı. Abim teşekkür ediyorum. Seni zahmete soktuk. Hakkını helal et. Helal hoş olsun. Her zaman bekleriz. Sağ olasın, sağ olasın abim benim. Her sağ zaman olasın. Bekleriz. Tamam mı İmam? Tamam abi. Kartın var mı abi? Kartın yok. Olsaydı. Fotoğrafını çek koyarız altına. Gerçi gözüküyor mu? İstersen ben geçeyim. Ben geçeyim buraya. Ha, geç abimizi şöyle bir fotoğrafını al. Ben geçeyim. Onu biz ayarlarız abi. Tamamdır. Tamamdır abi. Benim ismi güzel maşallah. Peygamber ismi. Geçen dün de sohbet etmiştik seninle. Selamun aleyküm. Aleyküm selam abi. Evet. Muhammed kardeşim, şimdi kaç tane hayvan sattın? Kaç tane kaldı? 35 tane hayvan sattım abi. Tamam. 30 tane hayvanım kaldı. 30 tane. Gelecek var mı başka hayvan daha? Eğer satarsak getireceğiz abi. İnşallah satarsınız gülüm. Güzel bir bayram geçirirsiniz. Evet. Fiyatların nedir Muhammed kardeşim? Fiyatlar abi, şimdi biz adaklık madaklık içinde kaşık getirdik. Tamam. 1600'den başlıyor abi. 3000'e kadar gidiyor. 3000'e kadar gidiyor. Önce kurban olacaklardan bir fiyat gösterirsen, adaklıkları sonra gösterelim. Sattıklarından göstereyim mi? Elinde olanlardan göstersen daha iyi olur. Çünkü bilinçli bir şekilde gelmeleri daha geçer. Abi şimdi bunlar adaklık. Büyüklerime seçildi. Tamam. Şu var bir tane büyüğüm. Tamam, bir tane büyük o var. Ona ne diyorsun kardeşim? 2300 TL diyorum abi ona. Canlı ağırlığı nedir gülüm onun? Bunun canlı ağırlığı 60 kilo gelir abi. 60 kilo gelir diyorsun. Evet abi. Maşallah kardeşim. Burası komple adaklık o zaman daha. Evet. Adaklıklardan gösterelim kardeşim. Adaklıklardan adaklık mesela. Adaklık mesela şu var abi. Ne kadar diyorsun buna canlı ağırlık kardeşim benim? Bu canlı ağırlığı abim 40 kilo, 45 kilo. 40-45 kilo diyorsun. Evet abi. Teşekkür ediyorum kardeşim, hakkını helal et. Sağ ol abi. Peki geldiler, seni nasıl bulacaklar? Gelirlerse beni nasıl bulacaklar? Şurada tabelam var. Tabelamdan 50. Çadır numaram 50. 50 numara. Evet. Teşekkür ediyorum kardeşim, hakkını helal et. Sağ ol abi. Hadi bakalım. Şöyle. Çek abimizi. Geliyorum abi. Tamam, teşekkürler. Selamun aleyküm abi. Aleyküm selam. İsim nedir abi, tekrar bir tanısın sizi. Efraim Çağlar. Sinanpaşa Garipçe Köyü Afyon. Maşallah. 28 tane kurbanlık getirdik. 28 taneden 15 tanesini sattık. Evet. 13 tanesi duruyor. Duran hayvanları gösterelim. Evet abim benim, maşallah. Gel abim. Ay maşallah abi. Gel abi, gel. Tamam. Bu boğaları 15'er liraya verdik. 15 liraya verdik bunu. 15 lira. Canlı ağırlık nedir abi bunu? Verdin mesela. Bunun canlı ağırlığı 625 kilo. 625. 625 kilo. Şimdi kalan hayvanlarından gösterme imkanım var. Kalan işte. Hayvanlarımız. Abi sen ver, dolaşıyorum ben yoksa şişmanım. Dur şöyle deneyim. Sen şey yap, ben tutarım seni. Kalan hayvanlarımız 3 tane danamız kaldı. 10 tane de düvemiz var. Mesela 3 tane dananın fiyatları nedir abi? Üçünün? Bu 3 tane danamızın fiyatı 12'şer lira. İnşallah hayırlı müşteriler gelir. 12'şer bin liraya vermeyi düşünüyoruz. İnşallah abi. Ne kadar canlı ağırlıkları? Canlı ağırlıkları bunların da 550-525 kilo var canlı ağırlıkları. Düvelerimiz var, düvelerimizde canlı ağırlıkları 500 kiloya yakın. 500 kiloya. Çekelim abi, düveleri de çekelim. Gel bakalım abim benim. Gel bakalım imamım. İnşallah cumartesi pazar bunları da satarız. İnşallah biz de vesile olursak ne mutlu bize yani. Onun mutluluğu yeter bize. İnşallah, inşallah. Ne kadar diyorsun mesela abi, ayağa kaldırdığın düve? Buna 10 bin lira diyoruz. 10 bin lira. Onun canlı ağırlığı nedir abi? Bunun canlı ağırlığı da 400-410 kilo filan.
canlı. Hemen yanındaki abimiz. Yanındaki da 11 lira. 11 lira. Onun canlı ağırlığı. Bunun canlı ağırlığı da 450 kilo filan. 450 kilo. 450 peki, kilo. Peki ilerideki hayvanlardan evet. Satılmayan varsa abi de onları çeker. Şunlar var satılmayan. Bunun da canlı ağırlığı 500 kilo filan. Tamam abi. Bunu da 11 lira söylüyoruz. Tamam. İnşallah abi. Gelirler. Peki abi sana sormak isterim. Büyükbaşlarda mesela hayvan kurban alacak. Neye dikkat etmesi lazım? Büyükbaşlarda en dikkat edilecek şey çapasına. Çapa dediğiniz şey nedir abi? Ya özet geçerim. Diş. Nasıl anlayacağız abi? Mesela ben hiç bilmeyen bir adamım. Geldim senden hayvan alacağım. Nasıl bakacağım ben o çapaya? Kulak küpesi, diş. Dişi iki tane çıkması lazım. Gösterebilir misin abim bana? Göster. Göster bak ama. Göster. Şu hayvanın dişini göster bak ama. Şunu göster. Bana göster. Garantiye gel, gidiyor bak. Gel. Hacı abi. Gel. Bak hacı abi. Düşürmüş. Tamam. Teşekkür ediyorum abim. Seni zahmete soktuk. Hakkını helal. Helal olsun. Sağ olasın. Hayırlı çalışmalar abim benim. Cüguri dayının yeni vakti. İnşallah hayırlı. Cüguri dayım. Şu kadar deseniz olur, Cüguri dayı da deseniz olur. Satışlar nasıl abi? Satışlar çok iyi. Buradan oraya da vuracağım muhakkak. Muhakkak vuracağım. Oraya mı vuracağım? Tamam buradan alalım. Hoş bulduk, hoş bulduk. Kaç tane hayvanın kaldı inşallah? 10 tane kaldı abi. Ay 30 maşallah. Maldan 10 tane kaldı. İyi maşallah. Çok iyi. Yani iyi gidiyor inşallah da nazar i̇yi değmez. Gidiyor. Açık bir yatalağa düştü de. Yine de iyi. İnşallah iyi. Zararını kurtarıyoruz. Seninle gene sohbet edeceğiz biz inşallah da. Hani bir gene çekelim yani görsel olarak alalım dedik hayvanlarını. Tamam abi. İnşallah dönüşte sohbet etme fırsatımız olur. İnşallah. Hakkını helal et. Helal olsun abi. Tamam teşekkür benim. Ettik. Teşekkür ederim. Teşekkür ettik. Ne olmasın gene sohbet edeceğiz seninle inşallah. İnşallah. Teşekkürler abim benim. Hakkınızı helal edin. Valla yeni tekeler getirmişsin abi. Bursa'nın paşaları bunlar. Maşallah. Hayvan pazarında yok şu an için Bursa'da. Abim emirler çay kütek yüzüne. Abim gel buyur biz yaklaşabileceğim mi? Bu hayvancılıkla uğraşmaktayım. Bursa'dayım. Abi seni zaten tanıyorlar ya artık. Soğanlı, Samanlı, Yıldırım, her yerde var Yunuseli, Geçit. Şu anda da Geçit'teyiz. Allah utandırmasın abi. Amin, yeni hayvanlar getirmişsin. Evet evet. Peki satışlar nasıl abi? Satışlar durgun. Hiç yok. Durgun. Vatandaş fırsatçılığı yine aynı taktik. Aynı devam etmedi ama bu sene zarar edecekler belli yani her şey ortada gün veremiyor kimse düşüremez hayvanını her sene ölmesini bekliyorlar Arafa birinci bayram ikinci bayram halk fırsatçılık yapıyor o kurban kestim diyor ama yanılıyor. İnşallah abi iki tarafta mutlu bir şekilde dönerler ya. Yem 8'in aydı şu anda 150-170 lira Allah için. Şurayı yer parası olarak vallahi 17,5 lira öderim. 17,5 lira büyük baş küçük abi. Baş. Bursa'nın paşaları yeğenim onlar. Bak çek bunları. Ne diyorsun abi mesela bu hayvana? Buna 5 diyorum. Yani. 5 bin lira diyorsun maşallah. Bir pazarda bundan büyük. Kaçlık abi bu? 3 yaşında. 3 yaşında evet, maşallah. Evet senden fazla valla 117 kilo. Doğrudur abi vardır. Vardır çok rahat. 117 kilo vardır bu hayvan. İnşallah alıcısını bulur abi. Bizler de çekiyoruz zaten güzel. Yine değerlendirmeye çalışıyor ama bence bu sene... Peki yanında burada beyaz var bir tane. Mesela o beyaza ne diyorsun abi? Buna 4,5 diyorsun. 4,5 diyorsun abi maşallah abi. O bu ikisi 5000 lira arkadaşlar. Bunların canlı ağırlığı 125 mi demiş? 115. 117 107 kilogram diyor. Tamam abi. İnşallah güzel bir şey vesile oluruz ya tekrar. Her bütçeye uygun hayvan var. 1300 liradan başlıyor. Ha, 1300'den başlıyor. 5000 liraya var. Kadar hayvan var diyor ama abimiz. Üyelerimiz var. Buyurun orada da bakalım. Onları da çekeceğiz abi. Bunu 5 lira verdi. Dana parselinden alacakları vatandaş benim danamla var düğümde. 33-35 kilo. Bu hayvanın 60'ın üzerine vallahi yeter. Vardır abi. Vallahi. Hakkını helal et abim benim tekrar. Sağ ol, teşekkür ederim. Sağ olasın abim. Var bu sesin burada. Kabalayı da al abimizin. Abim tekrar selamun aleyküm. Aleyküm selam, hoş geldiniz. Hoş geçler. Bulduk abim, sağ olasın. Bu taraf da senin. Evet, evet. Kalan hayvanlarından çekim yapmak isteriz abi. Buyurun, hani buyurun, müşterilerin bilgisi olması açısından. Bu hayvan var 12 lira, bu hayvan var 8 lira, bu hayvan var 9 lira. Bunları yeni mi getirdiniz abi? Evet, evet. Geçen evet. Sefer sanki farklı hayvanları vardı. Evet, farkları, satılanları bu kadar vardı. Evet abi. Bu hayvan satıldı, o hayvan satıldı, bunlar satıldı. Satılmayanlardan abi, örnek gösterip fiyat olarak söyleme imkanım var mı? Şu hayvan 8,5 lira. 8,5 lira. 8,5 lira. O hayvan 9, o hayvan 7,5, o hayvan 12. Canlı ağırlıkları ne gelir abi bunların? O büyük olan 12 dediğimiz hayvanın canlı ağırlığı şu anda 270 falan. Evet. O hayvanlar var
250-270 civarında. Bu hayvan var 180 civarında. O hayvan var 250 civarında. 250. Bu hayvan var 180-190 kilo kafkas verir. Öbürü var 170 kilo kafkas verir. Maşallah. Hayvanına göre yani. Küçüğümüz de var. Onu da damızlık için satmak için damızlık getirdim. Için getirdiniz. Evet, evet, evet. Allah muvaffak etsin abi, baktın helal olsun. Bize yani helal olsun. Teşekkür sağ ederim. Sağ olasın abi. Selamun aleyküm abi. Burada kal güzel şeyimiz var vaktimiz. Olur abi, siz ne kadar isterseniz. Aleyküm yani selam. Bize sağ sıkıntısı yok. Sohbet edelim. Güler yüzünüz olmasın. Eyvallah. Faydalı olalım yeter bize. Hoş geldiniz. İsimler nedir abi? Cemal. Cemal Samet. Abimiz. Samet kardeş. Fevzi abi. Turan. Allah muhabbetinizi arttırsın abi. Amin amin. Dostunuzu arttırsın. Nasıl abi peki satış? Yarından itibaren yani. Baş peki peşe. Satış oldu mu abi? 5-6 tane satış oldu. Satış oldu. Yani satılmayan 34 tane hayvandan 5-6 tane. Doğrudur abi. Kimisinin de yarıya yaklaşmış. Evet. Allah her iki tarafı da güldürsün diyorum. Amin inşallah. Çünkü zor bir süreç atlattık pandemide. Çok evet. Alıcı da sıkıntıda, satıcı da sıkıntıda. Yem fiyatları da aldı başına gitti. Kesinlikle yani, evet. Ben de kendim. Tabii. %200 arttı abi. Evet, 100, yani geçen sene 75-80 lira olan yemler şu an 160-170-180 lira. Peki abi, satılmayan hayvanlarınızdan bir iki örnek gösterme imkanınız var mı? Zahmet olmayacaksa tabii. Satılmayan derken yani... Yani satmadığınız, yani satılmayan yani dediğim şu, yanlış anlaşılmasın. Tabii. Müşteri daha sahip i̇nşallah, çıkmadı hayvanlar. İnşallah olur öyle satılmayan. İnşallah. Güler yüzün yeter. Şu var mesela. Gel. Baştaki hayvan. Evet. Ne kadar abim mesela bu hayvan? Valla bu hayvan normal değeri yani, piyasa değeri yani normalde hakkı 14-15 civarı. Ama şu an 12 liralara kadar inmiş. Doğrudur ve abi. Kimse soran yok yani. İnşallah abi vesile oluruz. Evet, aynı şekilde mesela. Canlı ağırlığı nedir abi mesela o hayvan? Efendim? Canlı ağırlığı nedir abi diyor. Canlı ağırlığı bak bugün darttım ben 510 kilo geldi. 510 evet. Kilo geldi. Yani ortalama 260-265 kilo et verir yani o hayvan. Maşallah abi. Evet. Yanındaki abi mesela o da satılmamış galiba. O satılmış. Evet satıldım. O satılmış. Peki başka var mı abi onlardan? Var. Bunlar hepsi komple bak taş duruyor. Şu bak vuruyor ya orada. Tamam abi. Oraya kadar satılmamış. Bu sıra komple duruyor. Peki bu sıradan da örnek gösterelim abi. Yani ufaklı irili. Evet. Ufaklı. Sen bir fiyat, canlı ağırlık vererek abi söyleyebilirsin. Orta boyları biz 12 lira, 11,5 öyle gidiyor yani. Canlı ağırlıkları nedir abi bunların? Canlı ağırlıkları da bunları yani 370-400 civarı. 370'den 400-420'ye evet. Kadar çıkıyor diyorsun. Aynen öyle evet. Abi teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Hakkına inşallah size faydalı oluruz. Amin inşallah. Hani Bursa halkını bilinçlendirmeye yönelik çekimler çok bekliyoruz inşallah. Çok teşekkür ederim. İnşallah vesile oluruz güzel bir şey. Hakkınızı helal edin kardeşim. Bütün halkımızı da bekliyoruz. İnşallah. Bu sene fiyatlar uygun. Peki geldik kurban pazarına nasıl buluruz? Kaç numaradasınız abi onu da söyleyelim. Biz A77'deyiz. Erzurum Çat yazar zaten. Erzurum Çat mı diyorsun abi? A77 evet. Teşekkür ediyorum. Teşekkür hakkını helal et. Siz de helal edin. Teşekkür ederim. Hadi çalışalım. Selamünaleyküm abi. Aleykümselam. Abi nereden geliyorsunuz? Kardeş ben Yozgat'tan geliyorum. Yozgat'tan. Ben Afyon'dan. Afyon'dan geliyorsunuz. Kaç hayvan getirdiniz abi? Ben 32 hayvan getirdim. 32 hayvan. 20 getirdim. 20 tane. Nasıl peki abi satışlar? Var mı satış? Yok. Altları mı sattım da. Kaç tane abi? 6 tane. 6 tane. Sen abi? Vallahi hacı ben 20'sini de sattım ama arabanın birini de sildim yani. Allah yardımcınız yani. Olsun. Kolay değil bu sene. Zarar. 1000 lira kampanyaya biraz önce müşteri geldi 12 bin lira para veriyor. Yani vatandaş da artık çığırından çıktı. Eskiden böyle bir şey yoktu. Adama diyeyim ki lan canlı kilo darttım ben bu hayvanı şimdi. 550 kilo geliyor. Bunu 25'ten çarpsam 13.750 lira para tutuyor. Adam diyor ki 12'ye bu dana yalak. Gel de bu vatandaşa mal sat hadi şimdi. Doğrudur abi. Yani. Ben de verdim yurda gitti danayı. Yani bu sene karışık. Allah yardım etsin. Bak bu milletin malı hep duruyor. Hep duruyor ama. Bak adamın 35 maldan daha sattığı 6 tane. Bu adam eve gidecek para ödeyecek. Yani. Yemciye para ödeyecek. Ben bunu geçen Cimer'e de yazdım. Dedim ki la bu pazar yerinde milletin intihar etmesini mi bekliyorsunuz? Bu devlet bir sanayicinin bir sanayide bir fabrika 5 kuruş zarar etse bizim devletimiz hemen koşuyor sanayicinin peşine. Ya burada millet kan ağlıyor şu anda. İnşallah bize siz gerekli mecralara sesinizi yani, duyururuz. Ben bunu aynen Cimer'e de yazdım. İnşallah. Geçen dönmediler. Kardeşim eskiden bir Yunus Elin'de bir intihar davası olduydu. Yani bu pazar yerinde bir iki kişinin intihar etmesi mi gerekiyor ya? Devlet önce çiftçiye bakacak ki sanayiciye zaten bakar. Doğru söylüyorsun abi. Biz bu devlet için çok şey yaptık. Yani öl dediklerinde ölü yok. Doğru ama abi. Bugün bir çiftçiye bakmıyorsa bu devlet, çiftçiye gelince %25 vergi indiriyor, yok cart indiriyor, cürt indiriyor da şu adamın malını eti 45'ten kesiyor. 50
kesim düştü 40 liraya şu anda. Niye doğru, çiftçi doğru. mal kestirecek diye. Yani devlet girse de her şeyden zarar ediyor. Geçen sene nohuttan fasulyeden zarar etti. Millete bedava dağıttı da domatesi biberi. Milletin etini de 5 lira fazla alıp da 5 lira zarar etse ne olur bu devlete? Yani, devlet mi yıkılır? Ya. Yani çiftçiyi bitirmek mi gerekiyor? Ya İnşallah sesinizi duyarlar. Patates zenginin elindeydi. Aldı onu. Ne? Paraya çevirdi, bedava ödedi. Millete bedava verdi. O zengine para ödedi, fakire dağıttı. Şeyi ne olacak? Bizimki yani? Ne olacak? Bizi hiç dinleyen yok. İnşallah bize güzel bir şey vesile olur. Sene inşallah aynı şeyler yaşanmaz. Bizim temennimiz seneye o. Zaten bu çadırların yarısı gelmez. Yarısı gelmez diyorsun. Ya, gelemez, gelsen gelemez. Olacak, gelmesen. Gelemez zaten. Ya. Şimdi bu vatandaş bu malı götürecek. 1 milyar 2 bin lira da yem yedirecek. Geri 10 bin liraya kestirecek. Peki abi nasıl düzelir? Yani ne yapmak lazım? Ben şimdi sizin yaşadıklarınızı bilmediğim için soruyorum. Size evet. soruyorum. Hani ne yapılması gerekir ki böyle hani nasıl diyeyim siz mağdur yani mağduriyetiniz bir nebze azalır. Yani hepsini kardeşim, tamam gideremeyebilirler de. Şu andaki en büyük devletin yapması gereken iş neydi? Bu sene bu mal buralara neye yığıldı biliyor musun? Bu sene kesim olmadı. Üniversiteler kapalıydı. Pandemi şudur bu. Pandemiydi ya. Ne bileyim askeriyeler kapalıydı, okullar kapalıydı. Bu sene bu vatandaşın bu kadar yığılmasının ilk sebebi, herkesin bu malı alıp da kurban pazarına getirmesinin ilk sebebi kesim olmadı. Anladım. Kesim olmadığı için bu vatandaş da mecbur tek umudu kurban pazarıydı. Herkes yığıldı kurban pazarına. Kurban pazarına yığılınca bura patladı. Kardeşim ve hala bizim memleketimize şu anda Bulgaristan'dan et giriyor kesilmiş. Bunu da biliyor. Doğrudur. Kardeşim ya bizim vatandaşımız... Siz bu işin içindesiniz yani o yüzden soruyorum. Bizim vatandaşımız kan ağlıyken Bulgaristan'dan et alırsak böyle olur işte halimiz. Milletin hali böyle oluyor. Peki iyileştirme bakımından ne yapabilirler? Yani ben size soruyorum. Gene onlarla da şu anda bir fırsatımız olursa şu anda dile getirmek için söylüyorum. İyileştirme yani, bakımından devlet hiçbir şey yapamaz. Arpanın kilosu 2700 lira. Bu yemi düşürecek 100 liraya mı düşürecek? Düşüremez. Ofis açıklama yaptı. Arpa 1750 1750 liraya alıyorum 1750 diye. 1750 arpa alacak devlet. Şu anda tarladan çıkan arpayı tüccar 2700 liraya alıyor. 2700 liraya alıyor. Bu yemi şeye mi düşürecek bu devlet? 1000 liraya mı düşürecek? 100 liraya mı düşürecek? Ya. Şu anda 2700'e buğday alıyorlar. Biz memlekette o işi de yapıyor. Doğrudur. 2700'e buğday alıyor. Yani bu buğday yemi 100 liraya mı düşürecek? Bu vatandaşı alım desteği verirsem işte alacak elinde kalan malı alırsa alacak. Yoksa bu millet bu sene burada batacak. Bundan sonra da herkes kurbanına gidip yani alacak da kaç bir yerden bulacak. O sene ithal mal 35 geliyordu. 35 alıyorsun diyecek bu malı. Bizden 35 alıyorsun diyecek devlet. Bu malın 500 milyar para toplaması gerekirken bu adama 200 milyar para toplayacak. 200 milyar bu malın zaten sermayesi var. Hı. Yedirdiğini, emeğini, işçiliğini zaten sayma. Allah inşallah Allah daha iyi bir şekilde yani, bir dahaki bayramlarda görüşürüz. Yani daha iyi şeyler konuşuruz. Ne diyeyim abi şimdi diyecek bir şey de bulamıyorum. Ya siz bu işin içindesiniz. Sıkıntıyı çeken sizlersiniz. Hani ben hayvanı seviyorum. Hayvan aynı zamanda hayvan kanımız içeriği. Bazı şeyleri hani biz de farkındayız ama hani inşallah gerekli insanlara duyurmak için vesile oluruz yani. Bizim temennimiz de bu yönde. Abi kasap dükkanında et ucuzlamıyor. What? Yani çiftçinin kasapta... emeğini çekenin elinde et ucuz. Ya kasap dükkanına git kaç para ettin kilosu? Doğru söylüyorsun abi. Ya. Yani geçen abimiz de dedi. Ne demişti? Bonfilenin kilosu şu kadar. Şey şu 90 kadar. Bin lira bonfilenin kilosu. Kardeşim bu dana şu anda 40 liraya keserse bu adam. O gene 80 liraya satacak kesen adam. Anlamla bu adam 40 liraya verecek. Bu adam batacak. Kasap bir gene 80'e kesecek, satacak, para kazanacak. Kadıya bok yediren yeri 120 bin lira. O ne biliyor musun? Ufacık şöyle başlıktır. 120 lira. Doğrudur. Bak abi. İçinden çıkan başlık. İşkembesi değil. Büyük işkembe. İşkembe çorbası yiyor musun sen? O değil. Anladım. Abi. Onun dağ kadıya bok yediren yeri vardır. Kart karttır. 120 bin lira daha nesi. Doğrudur abi. Abi hakkınızı helal edin. Sohbet için teşekkür ederim. Eyvallah. Hayırlı çalışmalarınız olsun abi. Sağ olasın. Eyvallah.